Selamlı severler. bugün evdeki eşyalar ne kadar radyasyon yayıyor diye bakacağız. Bunun için şöyle bir cihaz aldım. Bu cihaz bize yakınlaştırdığımız konumdaki eşyanın, nesnenin, kişinin, kişilerde radyasyon yayıyor bu arada ne kadar elektrik alanı ürettiğini ve ne kadar manyetik alan oluşturduğunu gösteriyor. Şimdi muhtemelen arkada gürültüler duyuyorsunuz çünkü evde 3 boyutlu yazıcı açtım, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima aklınıza gelebilecek her şeyi çalıştırdım şu an. Ve günlük hayatımızda böyle hepimizin kullandığı şeylerin ne kadar radyasyon yaydığına birazdan birlikte bakacağız. Şimdi odamdan başlayalım istiyorum. Hem size bu radyasyon seviyelerinin ne kadar olması gerektiğinden falan bahsedeceğim. Bu konuda notlar aldım. Hem de benim en çok maruz kaldığım şeyler bu odada oldu için bu odadan başlamak istedim. Şimdi ilk önce cihazı açıklamam gerekirse şu altta görmüş olduğunuz değer manyetik alanın değeri üstte gördüğünüz ise elektrik alanının değeri. Elektrik alanına maruz kaldığınız zaman yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik gibi etkilere maruz kalıyorsunuz olarak düşünebilirsiniz. Fakat sonra bir tatile gidip mesela bu etkilerden böyle bir arınabilirsiniz. Ama manyetik alana maruz kaldığınız zaman bunun etkileri kalıcı. Tabi bu günümüzde yapılmış araştırmaların söylediği şeylere göre söylüyorum ben de size. Şimdi yapacağım testleri daha iyi anlamanız için şu an ortama 22-23 arası metre başına volt düşüyormuş. Manyetik alan ise 0.85 ile 0.90 arası takılıyor. Buna manyetik alanda diyebilirsiniz. Tesla olarak da geçiyor. 0.85 Tesla da diyebiliyorsunuz. Türkiye için kabul edilen maksimum elektrik alanı sınırı 41 civarı. Şu an 23'teyiz yani sınırın yarısında falanız. Manyetik alanın sınırı ise beni bayağı şaşırttı. Gelişmiş ülkelerde, okul, hastane, huzur evi gibi yerlerde maksimum sınır bir. Yani şu an 1'in altında olduğumuz için 0.80-0.90 arası takıldığımız için hassas yerler için bile olan üst sınırın altındayız. Ama böyle fabrika tarzı yerler için mesela 80 ile 100 arası bir sınır konulmuş Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de ise 640. Hani bu konuda çok mu geriden geliyoruz? Ya da bu konuyu hiç sallamamışlar mı bilmiyorum ama 640 gerçekten çok ciddi bir değer. Şimdi konuyu ve bu konudaki sınırları anladığınızı varsayaraktan odamın içindeki şeylerin ne kadar radyasyon yaydığına bakmaya başlayabiliriz. İlk önce klimadan başlamak istiyorum. Yaz ayındayız ve gerçekten merak ediyorum açıkçası. Manyetik alan 3.20 civarında takılıyor. Elektrik alanı ise 450 civarı diyebiliriz. Şuradan mesela klimanın karşısında oturuyorum. Burada manyetik alanın birin altında gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şu an burada bir sıkıntı yok. Burada rahat bir şekilde takılabilirim. Elektrik alanında 30 civarında takılıyor bazen mesela ayağa kalktığımda 40'a yaklaşıyor yani bizim sınıra baya yaklaşıyor. Fakat hala sınırı aşmadık. Yakınındayken aşıyoruz. Bilgisayarım şu an açık. Hemen bilgisayara geçtim. Eğer kasanın dibindeyseniz bir buçağa yaklaşıyor bazen. Yani kısacası manyetik alan olarak çok güvenli değil. Tabi Türkiye'nin üst sınırının 640 olduğunu düşünürsek o açıdan güvenli. Ama biz onu bir olarak alalım. O kuralı koydularsa bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Şimdi mesela monitörüm kapalı. Kapalı ile açık arasında bir fark olacak mı onu merak ediyorum. Şu an açtım. Bir miktar yükseldi. Çok değil ama çok hafif yükseliyor. Buradan çıkartacağımız sonuç kasayı kendinize yakın konumlandırmayın. Monitörde çok büyük sıkıntı yok. Tüplüler hariç. Tüplüler çok yayıyormuş. Fakat şu an evde hiç tüplü bir cihaz olmadığı için o konuda bir şey diyemeyeceğim. Şu an Bluetooth kulaklığı merak ettim bir de. Bir de şuradan bir müzik açalım bakalım Bluetooth kulaklık ne kadar etkiliyormuş. Şöyle kafamızın ortasına gelmiş gibi konumlandıralım. Genel olarak birin altında takılıyor gibi. Dolayısıyla çok da sıkıntı etmemiz gereken bir durum yok. Kapatırsam bir şey fark edecek mi? Evet fark ediyor. Şu an ortamda da bayağı bir manyetik alan var bu arada. O yüzden böyle değerler aşırı değişmiyor ama bir %10'luk falan bir fark oluştu. Ampullerin falan da bir manyetik alan, elektrik alanı oluşturduğunu biliyoruz. Ve ben şu an odayı aydınlatmak için dünyanın en güçlü ikinci el fenerini kullanıyorum. Birincisi burada değil. Bunu bir fullersem ne olacak merak ediyorum. hiçbir şey fark etmiyor. Şaşırtıcı bir şekilde. Ya ben kesinlikle bir alan oluşturur diye düşünüyordum. Hiçbir şey oluşturmadı. Şurada bir LED ampulüm var. LED ampulde manyetik alan neredeyse hiç artmamış olmasına rağmen elektrik alanı gördüğünüz gibi 3 katına yakınlaştı. Yani bir elektrik alanı oluşturuyor. Dediğim gibi elektrik alanının etkileri geçici. Yine de uyurken lambalarınızı kapatın. Şimdi bir salona doğru geçelim. Salondan Nelere bakalım? Burada 3 boyutlu yazıcı var, televizyon var, vantilatör var, sanal gerçeklik gözlüğü var, telefon var. Aklınıza gelebilecek neredeyse her şey var. Şu telefondan başlayacağım. Bu inceleme için gelen bir telefon. Honor'un 8S modeli. İnceleme kanalımda her pahalı şeyi incelediğimde daha makul fiyatlı şeyler incele diyorsunuz. Bu telefonu o yüzden inceleme için istedim. Bunun fiyatı 1400 lira ve peşin fiyatını 12 taksitle satıyorlar ve bence baya makul bir fiyat diyebiliriz. Daha incelemesini yapmadım. Hatta şu an birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Kutunun içinden telefon, adaptör ve şarj kablosu çıkıyor. Onun dışında burada sim kartınızı takmanız için zımbırtı falan var. Normalde kitapçığı falan da olacaktır. Bendeki inceleme örneği olduğu için bunda yok. Şimdi şuna bir sim kart falan takayım ben ve birlikte bakalım. Şimdi telefona sim kartımı taktım, Wi-Fi'ye de bağlandım ve elime geçirmişken size telefondan böyle ufak bir bahsedeyim. Ekranda damla bir çentik var ve %84'lük bir ekran gövde oranı var. Önde 5 megapiksellik bir selfie kameramız var, arkada ise 13 megapiksellik bir kameramız var. Arkada şöyle çift dokulu bir desen kullanmışlar. Plastik bir kasa fakat gayet kaliteli güzel hissettiriyor. Ayrıca parmak izi falan da tutmuyor. Boşuma gitti. 3020 mAh'lik bir bataryamız var. Yani bir günün rahat bir şekilde çıkarabilir. Özetle şu anda 1400 liraya alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi diyebilirim. Fakat ne kadar radyasyon yayıyor? Şu an ilk önce bir boştayken ne yaptığını görmek istiyorum. Ortalama 21-22 civarı bir elektrik alanı oluşturuyor. Dediğim gibi bunu çok sallamıyoruz. Bizim işimiz olan şu alttaki ve burada da 0.85 ortalamasına takıldığımızı söyleyebilirim. Şimdi buraya bir arama yapıyorum. Bakalım arama geldiğinde nasıl bir fark olacak? Şu an telefon çalmaya başladı. 0.85 ortalamadan 0.95 ortalamaya yükseldi. Arada biri görüyor. Şimdi telefon aramasını kabul ettim. Şu an direkt konuşuyoruz yani. Ve bu durumda da yine 0... Sanki ben konuştukça artıyor fark ettiniz mi? Ses deneme 1, 2, 3, 5, A, B, S, D, F, M, F. Harbiden her ses iletimi yaptığımda hafiften bir artıyor. Maksimumda 1.1, 1.2'yi falan gördük. Şimdi bunu en yakın rakibiyle kıyaslayacağım. Burada bir de Xiaomi'nin bir telefonu var. Xiaomi arada 2'yi falan görüyor ve şu anda telefon görüşmesi yapmıyoruz. Yine aslında 0.85 civarında takılıyor fakat arada 1.20'lere hatta 2.5'lara falan fırladığı oldu. Şimdi bir de arama yapıyorum. Bakalım aramada ne olacak? Arama geldiğinde 1.5 2 1.60 minimum 1.20'lerde falan takılıyor. Fakat arada 2'lere 2.5'lara falan fırlıyor. Yani SAR değeri olarak düşünecek olursak Xiaomi %20 falan daha fazla ortalamada fakat uç nokta olarak çıktığı değerler çok daha yüksek. Şimdi salondan devam edelim. Televizyonlar hani boşta dururken bile elektrik harcıyor falan diyorlar ya ona bakmak istiyorum. 640 elektrik alanına 90 manyetik alan. Gerçi şu an 3 boyutlu yazıcının etkisi de olabilir bu ama. Bakalım bir televizyonu açalım ne kadar artacak çok aşırı bir fark oluşturmadı. Azıcık geri gidiyorum. Televizyondan 1.5 metre falan uzaklaştığımda 40 civarlarına düşüyor bu. Fakat yaklaşıyorum. Elektrik alanı acayip artıyor. Fena artıyor. 3 boyutlu yazıcıyı daha çok merak ediyorum. Çünkü bunda bir dünya motor falan çalışıyor ve ona rağmen televizyon kadar yüksek değil. Şöyle motorun dibine giriyorum. Bakın motorun dibine girdiğimde bile televizyon kadar artmıyor. Fakat manyetik alanda ciddi bir artış oluyor çünkü bu motorların hepsinde mıknatıslar var, cartlar var, jurtlar var ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane falan motor çalışıyor şu an. Şimdi akvaryuma doğru gideceğim çünkü akvaryumda birazcık ilkel teknolojiler var. Mesela üstte iki tane floresan lamba var. Bu floresan lambalar ne yapıyor? Çok aşırı bir etki yok. Floresanın dibine girdiğimde bir artış var. Hatta manyetik alanda da epey bir artış var. Fakat kapağı kapattığım anda bayağı sağlam bir düşüş oluyor. Yani bu plastik bayağı şey yapıyor, engelliyor bunu. Fakat bu akvaryumda benim neyim var? Ultra viyole lambam var. İçerideki mikropları falan öldürmek için. Ultra lamba direkt baktığınızda deriniz maruz kaldığında falan aşırı zararlı bir şey. O yüzden dışında bir koruma katmanı var. Şu an çok düzgün gösteremiyorum fakat şu görmüş olduğunuz siyah boru gibi şeyin içinde bir ultraviyole lamba var ve su bunun içinden çıkarak sterilize oluyor diyeyim size özetle. Şurada zaten siyah olmayan plastiklerden ışın nasıl sızdığını görebiliyorsunuz. Ben de tam o noktaya bakmak istiyorum. Şöyle geliyorum. Oha! Oha! <laughs> Sanırım şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek manyetik alan değeri. Aşırı yüksek. Akvaryuma yakın uyumayın. Özellikle içinde ultraviyole lambanız varsa. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz. Şimdi şurada laptopum var. Şöyle elimizin olduğu yere koyalım. Açıyorum. Açık halinde 3 4 6 7 hatta bazen 8'i 9'u görüyor. Laptopu kucağınıza koymayın, çocuğunuz olmaz diyorlar ya. Evet. <laughs> koymayın. <gülüyor> Sıradaki bir vantilatör. Ben bundan manyetik alanın bayağı artacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir motor çalışıyor burada. Mesela Harun sürekli olarak vantilatöre şu mesafede uyuyor. Bakalım nasıl bir şeye maruz kalıyormuş. Şu an birinci seviyede. Şu an sınırı çok aşmıyoruz. Fakat üstteki sınır yükseldiği için bu baş ağrısı, uykusuzluk, sersemlik gibi şeyler yapacağını varsayabilirsiniz. Şimdi hızını arttırıyorum. Hızını fullesem de çok aşırı bir fark olmadı. Motorun çevresinde nasıl bir artış var? Motorun çevresinde ultraviyole ışığı geçti. Katladı. <laughs> Şu an 30'ları falan geçiyor Birazcık uzaklaşıyorum Bir karış uzaklaştığımda ciddi bir azalma var Elektrikli motor Elektrikli bisikletlerde falan Direkt böyle oturduğumuz yere çok yakın oluyor ya O tehlikeli olabilir Buradan çıkartacağım sonuç bu Fakat karşısında durmak manyetik alan olarak Çok ciddi bir fark oluşturmuyor Elektrik alanı olarak oluşturuyor Yani vantilatör karşısında uyursanız Muhtemelen baş ağrısı çekebilirsiniz Bu ev vlog gibi oldu ha Geldik Çamaşır makinesine. Şimdi çamaşır makinesini çalıştırdım ben. 3 civarında. Hatta bir buçağa düşüyor. Bak şu an motor, motor çalışmaya başladı. 4.5 civarında takılıyor. Motor durduğunda 1.5 civarlarında takılıyor. Eğer video bitmeden sıkma işlemine yetişebilirsek sıkma işleminde de göstermek istiyorum. Abi dakika durur. Şeyi gösterecektim bir de. Saç kurutma makinesini çok merak ediyorum bu. Kulaklık takıyorsanız sesi kısın. Şu bizim maruz kaldığımız şekilde koyayım. İlk önce fanı birinci seviyede açacağım. Fanı ikinci seviyeye yükseltiyorum. Şimdi ısıyı açıyorum. Fan tek başına çok ciddi bir etki yaratmıyor fakat ısıyı açtığım zaman direkt artıyor. İkinci seviyede ısıyı açıp fanları çalıştırıyorum. neredeyse ona ulaşıyor. Hani motorlar öyle aşırı bir manyetik alan oluşturmuyor. Tabii ki oluşturuyor ama dışındaki belki koruma şeyinden dolayı sonuçta motorların çevresinde bir metal var, bir şeyler var falan. Onlardan dolayı muhtemelen çok aşırı bir zarar, çok aşırı bir dışarı manyetik alan oluşturmuyorlar. Dibindeyken arttırıyor. Fakat ısı üretmek için rezidansları açtığım zaman ciddi bir manyetik alan farkı oluşuyor. Şu an burada bulaşık makinesiyle çalışıyor. Dediğim gibi evdeki tüm Elektrikli eşyaları çalıştırdım. Bulaşık makinesinde 7,5 civarı elektrik alanı olarak aşırı bir şey yok. Fakat manyetik alanı olarak oluşuyor. Ama dibinden. Bakın. Dibinde 7 civarına yükseliyor. Azıcık uzaklaşıyorum. Hemen 1,5 civarlarına düşüyor. Gelelim fırına. Fırını maksimum dereceye açtım. Fan modundayken 1,5 falan. Başka bir moda geçirdim ve direkt yükseldi. Hem alttaki hem üstteki rezidansı çalıştırma modunu açtığım zaman 3 civarı. Sadece altta 2.5 civarlarına düşüyor. Fırınları çok abartıyorlar genelde. Fırınlar aşırı bir şey yayıyor, radyasyon yayıyor, fırın çalışan mutfakta durmayın falan diyorlar. Böyle çok aşırı bir şey olmadı bence. Buzdolabında 1.1 civarı. Zaten buzdolaplarında bütün şeyi, işi yapan şey arka tarafta altta olduğu için muhtemelen oraya geçene kadar bayağı bir kesiyordur. Mutfakta genel olarak kullandığımız başka kettle var. Bir kettle gösterelim. Şimdi benim kettle'ım çok normal bir kettle sayılmaz ama yine de gösterelim. Bu arada bunun içinde wifi falan da çalışıyor şu an. Dolayısıyla bu alanların birazcık yüksek olmasının normal karşılıyorum. Açtığım zaman 2,5 civarı elektrik alanı olarak ciddi bir artış var. Kapatalım. Elektrik alanı boştayken de yüksek ya. Şaşırtıcı derecede yüksek. Fişini çekeceğim. Şu an fişini çektim. Acaba hayatımızda çok fazla akıllı ürün olması iyi bir şey değil mi diye bir düşünmedim değil. Baya ciddi bir elektrik alanı oluşturuyor. Yani kaçıncıya tekrarlıyorum bilmiyorum ama elektrik alanı çok zararlı bir şey değil fakat baş falan yapıyor. Davlumbaz. Davlumbazda bir manyetik alan oluşuyor. 2-3 civarına çıktı oluyor hatta şu an 5'e çıktı. Yavaş modda açtığım zaman ...davlum bazınızı düşük seviyede kullanın. Yani şöyle düşünün mesela, üçüncü seviyede açık burada fakat altında yemek yapıyorsanız... ...direkt benim ölçtüğüm yere denk geliyor, onu hesaplayarak ölçtüm onu. Ve bayağı ciddi bir manyetik alan oluşturuyor diyebiliriz. Şu an yazın ortasında UFO'yu maksimum seviyede açtım. 5 civarı. Şöyle çevresine falan bakalım. Bir yerde bir 9'a falan yükseldi ama... ...neye göre yükseliyor, neye göre duruyor onu bilemem. UFO'dan uzaklaşınca azalıyor mu onu merak ediyorum. Evet azalıyor. Rezidansa ısındıkça manyetik alan hafif yükseliyor. Korkulacak bir şey var mı derseniz, uzaklaştığınız zaman öyle aşırı da bir etkisi yok. Ev villamızın salon bölümüne hoş geldiniz. Kaçıncıya salondan geçiyoruz bilmiyorum artık ama son bir de kablosuz modem var. Şu an direkt modemin üstünde telefonumdan bir şey açacağım, interneti sömürecek. Arada bir 5'lere falan çıkıyor mu ya? Şimdiye kadar gördüğüm en dengesiz verileri sunan şey modem oldu. Bu da muhtemelen veri ile alakalıdır. Hani şey düşün mesela YouTube'dan bir video açtınız. Modemden sinyal gidiyor, birazı doluyor sonra duruyor falan yani. Onun etkisi olabilir. E sanırım genel olarak bir evin içinde bulunan her şeye baktığımızı düşünüyorum. Hani burada oyun konsollarım falan da var ama bunlar da zaten bilgisayarla aynı teknik altyapıya sahip olduğu için yine işlemci, ekran kartı, cartcurt, fan vesaire çalıştırdığı için aşağı yukarı bilgisayarla aynı bir etki yaratacağını düşünebiliriz. Şu an aklıma gelip de ölçemediğim sadece mikrodalga fırın kaldı çünkü bu evde mikrodalga fırın yok. Fakat bir sonraki mikrodalga deneyi videosunda bu aleti de unutmazsam götüreceğim. Öncekini izlemediyseniz şuradan bir yerden kart çıkar oradan izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan da haberdar olmak isterseniz bildirim. Etkinleştirmeyi unutmayın başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın